Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün denizler altında 20 bin fersah metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, hazır sorularımız var. Öncelikle birincisi, hiç deniz yolculuğu yaptınız mı? Yaptıysanız bu yolculukla ilgili duygularınızı paylaşın diyor. İşte evet, vapura binmiştim veya burada eğer bindiyseniz gemiye binmiştim diye söyleyebilirsiniz. İşte çok heyecanlı olduğunu, rüzgarın yüzünüze çarptığını, martıların uçuştuğunu, denizin güzel olduğunu, yolculuğun huzur verici olduğunu söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki kelimelerin size çağrıştırdıklarını demiş. Aşağıda görüyorsun, burada kelimeler verilmiş. İşte yakamoz kelimesi var. İşte denizin üzerinde parlayan ay, canavar deyince korkutucu, heyecan verici varlık, tayfa, gemide çalışanlar, yosun, deniz içindeki yeşil bitkiler gibi veya kendinize uygun bazı şeyler yazabilirsiniz. Evet, burada sevgili öğrenciler, metni öncelikle kendimiz okuyalım. Metni okuduktan sonra birlikte cevaplara geçelim lütfen. Evet, güzel bir metin okumaya çalışalım. Evet, birinci etkinliğimizde bu metinde nelerden söz ediliyor diyor. Zaten okudunuz. Bu metin denizlerde gizemli bir canavar var sanılan bir denizaltıyla evet yapılan maceralı bir yolculuğu anlatıyor. Kaptan Nemo, bilim adamı Aron Nex ve ekibi denizin derinliklerinde tehlikeli ve ilginç keşifler yapıyorlar. Metinde ilginizi çeken yerleri soruyor. İşte denizin altında kocaman bir ormanda yürümeleri çok heyecan verici geldi. Ayrıca dev köpek balığının tehlikesinden son anda kurtulmaları da heyecanlı, gerilimliydi diyebilirsiniz. Bu metni okuması için başkalarını tavsiye eder misiniz? Niçin? Evet, tavsiye ederim. Çünkü çok heyecanlı ve macera dolu bir hikaye. Deniz altında yaşanan gizemler ve tehlikeler insanı sürüklüyor. İkinci etkinlikte işte kelimelerin anlamlarını işaretleyin demiş. Bakın burada verilmiş, şuraya baktığımız zaman kaptan seslenince iki balıkçı yanımıza geldi. Kaptan diye niye kastediyor? Bakın takım oyunundaki bizim futboldaki kaptanı kastetme değil mi? Gemi yöneten kişi değil mi? En yüksek görevli gemideki kişi kaptan. Bunu işaretleyeceksiniz. Etrafımıza dolaşan küçük balık sürüleri. Evet, evcil hayvanlardan bahsetmiyoruz. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu. Bunu işaretleyeceksiniz. Üçüncü etkinlik. Tüylerim diken diken oldu. Bu nedir sevgili hocam? Deyimdir değil mi? Bu cümledeki tüyleri diken diken olmak kelime grubu deyimdir. Çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı bir anlam taşıyan en az iki kelimeden oluşan kalıplaşmış söz ya da kelime grubuna deyim diye söylüyoruz. Altı çizili deyimlerin anlamlarını soruyor. Korku ile titremekten kendimi alamadım. Bakın kendini engelleyememiş. Bakın titriyor, titremek istemiyor ama kendini kontrol edemiyor. Bu anlamı düşünelim. Ne yazarsınız? Kendimi alamadım bu cümlede. Kontrol edemedim, kendimi engelleyemedim anlamında kullanılmış. Kendi kendime daha dikkatli olmaya söz verdim. Bir şeyi kesinlikle yapmayı planladım. Daha ciddi karar aldım diye yazabilirsiniz. B etkinliğinde deyimlerin metne katkısını soruyor. Deyimler metinde duyguları ve durumları daha etkili bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur. Örneğin korku ile titremek ifadesi karakterin korkusunu güçlü bir şekilde hissettirirken okuyucuya da bu duygunun yoğunluğunu hissettirir, deyimler metni zenginleştirir ve anlatımı canlı hale getirir yazarsınız. Şimdi metinle ilgili sorularımız var 4. etkinlikte. Birincisi, ava kaç kişi çıkmıştır? 4 kişi, Kaptan Nemo var, evet, bir gemici var, Aronnax var ve Conseil var. Ava çıkmak için nasıl bir hazırlık yapılmış diye soruyor. Ava çıkmak için, evet, basınca dayanıklı lastikten giysiler giymiş ve hava aygıtları kullanılmış. 3. Ava çıkanlar denizin dibinde nasıl ilerlemiş? Buranın yeryüzünden farkı var mı diyor. Ava çıkanlar su altında yürüyerek ilerlemişler. Burada adımlarını kolayca atabiliyorlardı. Yeryüzünden farkı ise suyun altında hareket etmeleri. 4. Denizin altında orman hangi özellikleriyle anlatılmış? Denizin altındaki orman kalın gövdeli ve uzun dallı ağaçlarla dolu denizaltı bitkileriyle oluşmuş. 5. Dev örümcekten nasıl kurtulmuşlar diye soruyor. Dev örümcekten tayfanın dipçik darbasıyla öldürmesi sayesinde kurtulmuşlar. 5. Aşağıda görseller verilmiş sevgili öğrencilerim. Bakın hangisi anlatıyor? Tabii ki de bizim anlatan resmimiz. Bakın deniz altından bahsettiği için ilk resmi işaretleyeceksiniz. 6. etkinlikte bilim kurgu türündeki eseri nezaket kurallarına uyarak anlatılıyor. Metnimizi şuraya yazdım bakın. Arkadaşlar okuduğum bilim kurgu eseri denizler altında 20 bin fersah. Gerçekten çok ilginç. Hikaye bir deniz canavarı olduğu düşünülen bir varlıkla karşılaşan bilim insanları ve gemicilerin macerasını anlatıyor. Abraham Lincoln adlı gemi bu canavarı bulmak için yola çıkıyor. Bilim insanı Aronnax
Uşağı, ponseyil ve güçlü bir tayfa ile birlikte derin denizlere dalıyorlar. Deniz altındaki yaşam büyüleyici ve gizemli. Su altında yürürken çeşitli deniz canlıları ve dev ağaçlarla dolu bir orman keşfediyorlar. Ancak karşılarına çıkan tehlikeler de var. Örneğin dev bir örümcek ve köpek balığıyla karşılaşıyorlar. Kaptan Nemo özgür düşünen bir bilim insanı olarak dikkat çekiyor ve ekibiyle birlikte denizlerin derinliklerinde keşif yapmayı sürdürüyor. Bu kitap deniz altındaki maceraları ve gizemleri keşfetmek isteyenler için harika bir seçim diye yazarsınız. Yedinci etkinlikte de sevgili öğrencilerim, iki nokta bakın kullanıldığı yerler ve eşleştirme yapmamızı istiyor. Kuralları burada vermiş. Kendinden sonra örnek verilecek cümle. Bakın örnek verilecek cümle, kelime değil. Bakın buraya A'yı yazarsın. Direkt karşısındaki cümle. Sıfatlar ikiye ayrılır. Bakın ikiye ayırmış. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. B'de kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna diyor. Neden üzüldüğümü şimdi söylüyorum. Bak şimdi açıklıyorum. Buraya da B yazarsınız. Doğum gününe beni çağırmadı. Kendinden sonra açıklama yapıyor. Bakın sebebi buymuş. B etkinliğinde de aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda iki nokta kullanılmalıdır diye soruyor. Bakın en yakın arkadaşım size tanıtayım. İki nokta üstte koymuş. Ne demişti bakın? Kendinden sonra açıklama yapacak değil mi? İki nokta üstte işte yakışıklı. Mesela yazıyor şimdi buraya. Uzun boylu. Evet. Mesela kızsa güzel. Neyse açıklama yapacak. Okulun yeni spor salonunu gezdim. Nokta. Çocuğun saçları epeyce uzamıştı. Nokta. Güneş batmış, hava kararmıştı. Nokta. 8. etkinlikte bir gezi planı yaptınız. Geziye çıkacağınız gün gezinin yerinin değiştirildiğini öğrendiniz. Bu durumdaki tepkimizi soruyor. Başlık koyun ve duygu düşüncelerinize anlatılıyor. Gezi planımda sürpriz. Başlığım bu. Gezimize çok heyecanlıydım. Şurası düşük olmuş. Evet. Gezimize çıkmak için yazalım şöyle. Düşük olmuş cümle. Gezimize çıkmak için çok heyecanlıydım. Ama gezilecek yerin değiştiğini öğrendiğimde üzülmüştüm. Arkadaşlarımla gideceğimiz yeri çok merak ediyordum. Yeni yerin nasıl olacağını düşünmekten biraz endişelendim. Ama belki de yeni yer daha eğlenceli olabilir diye kendime umut verdim. Arkadaşlarımın da benim gibi düşündüğünü biliyorum. Birlikte eğleniriz. Değişen planı kabullenip yeni bir yerin tadını çıkarmaya çalışacağım. Evet, dünyanın uydusu Ay hakkında bilgi. Bu zaten bir sonraki metinde gelecek sevgilerim. Orada da yapacağız. Dünyanın uydusu Ay, gezegenlerimizin etrafında dönen tek doğal uydudur. Bakın bu önemli. Ve dünya ile ortalama bu kadar kilometresi var. Üzerine kraterler, dağlar, düz alanlar var. Asteroid çarpmaları sonucu oluşuyor bunlar. Ayın yüzeyinde su, buzu ve çeşitli mineraller bulunmaktadır. Bu da gelecekteki uzay keşifleri için önemli bir kaynak, potansiyeli taşır. Ayrıca ayın etkisi dünyadaki gelgit olayları meydana gelmesine kritik bir rol oynamaktadır diye söylersiniz. Yani burada bitiriyoruz. Eğer sonraki metne geçtiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.